Evet, günaydın doktorda muhteşem bir konu ve muhteşem bir konuğumuzla karşınızdayız. Umut'tan Doğan, hoş geldiniz. Merhabalar. Kardiyoloji uzmanı. Evet. Şimdi kardiyoloji olunca bizim günaydın doktorun hemen kulakları, gözleri bir iki tabii, katı daha açıldı. Bana laf bile bırakmadı bak, ben gık diyemedim. Evet, buyurun. Nasılsınız Ceyda? Yokmuşum gibi davran. Lütfen. Ceyda'cığım, şimdi buyurun. Güzel bir soru sorarak başlamak istiyordum. Evet canım. İzin verirsen başlayalım. Nasılsın ondan sonra demek ister evet, miydin nasılsınız acaba? Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkürler. Sizlerle beraber olmak harika. Aynı zamanda TV8 izleyicileriyle beraber olmak çok güzel. Bana bu şansı, imkan tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben zaten konuşmayacağım. Çünkü çok heyecanlı şu an kendisi. Buyurun. Çarpıntın var mı? Ben yaşlı değilim, benim yok öyle şeyler. Sence yaşlılarda mı çarpıntı olur? Hayır, gençlerde de olabiliyor çarpıntı. Teşekkür ederim. Benim çarpıntım bir tek kocama. Bu da bir çarpıntı sebebi. Evet. Vallahi evet, var evet. Yani o yalan değil. Burada çok. Çarpıntının fizyolojik olup olmaması önemli hakikaten. Evet. Bir canlı yayın heyecanında olan çarpıntı da. Tabii ki. Aslında çarpıntı kalp atışlarını kişinin kendisini rahatsız edecek şekilde hissetmesi anlamına geliyor. Bu canlı yayın tiyatro öncesi çarpıntı evet, da sağlığa zararlı mı? Hayır, kesinlikle değil. Tamam, güzel. Hayır. Çok iyi. Örneğin kaza anında kişinin ani refleks sonrası kalp atışlarını kuvvetli hissetmesi veya daha önce yapmadığı şiddette aşırı bir egzersiz yapması sonrasında da kişi çarpıntı hissedebiliyor. Ama kişinin günlük aktivitelerini etkileyecek düzeyde olduğunda çarpıntının mutlaka üzerine düşmek gerekiyor. Evet. Nedenlerini araştırmak gerekiyor. Çünkü kişinin belki de ani ölümüne neden olacak bir hastalığın belki de tek ipucu çarpıntı olabiliyor. Yani siz diyorsunuz ki aşktan, heyecandan, evet, işte tedirgin ya da telaşlı bir durum sonrası olan çarpıntıların dışında bu tip çarpıntıya benzer durumların illa evet, bir uzmana gidip gösterilmesi gerekiyor. Mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Bu arada kişilere şunu soruyoruz. Çarpıntı kalp atışlarında hızlanma şeklinde mi oluyor? Yavaşlama şeklinde mi? Düzensizlik mi? Kalp atışlarını kişi kuvvetli mi hissediyor? Bunların hepsi birer küçük ipucu aslında. Bu bir ritim problemi mi yoksa başka bir kalp hastalığına veya sistemik hastalığa bağlı bir durum mu? Bunu anlamamız da kişiyi sorgulayarak mümkün. Vallahi öyle ani şeyler oluyor ki trafikte karşılaşıyoruz. Mesela bugün çok basit, arabanın arkası birazcık kaydırdım. Biraz acele geleyim dedim. Araba kaydığını görünce, hissedince yani şurada bir kuş çırptı. Evet. Kuş çırptı. Resmen bir kuş çırptı. Kuş çırptı çok ya, o kadar enteres. Aynen öyle ama yani hani sanki bir kuşun kanatlandığını hissettim. Peki bu ritim bozukluğu mu oluyor? Kalp çarpıntı, o çarpması mesela. O heyecan işte. O heyecan mı? Yoksa... Adım üzerinde ritmik olup olmaması önemli bizim için. Eğer ritmik değilse bu kesinlikle bir ritim bozukluğu. Yani ekstra atımlar geliyorsa kalp bir duruyor, ama tekrar çalışıyor gibi oluyorsa. Ama bir çarpıntı sayıyor muyuz onu gene? Ritim bozukluğu oluyorsa sayıyoruz bunu. Bunlara ekstra sistol diyoruz. Bazen kulakçıklardan, kalbin kulakçıklarından veya karıncıklarından kaynaklanabiliyor. Hmm. Ekstra sistol de bir açıklayabilir miyiz nasıl olduğunu? Sistol kalbin kasılması anlamına geliyor. Hmm. Ekstra sistol de normal zamanı dışında kalbin ekstradan normale göre genellikle daha erken olan kasılması anlamına geliyor. Ve kişi bunu aynen sizin tarif ettiğiniz gibi kuş çırpınır gibi, bazen boğazında bir düğümlenme veya boşluğa düşer gibi, bazen göğsün üzerinde bir dolgunluk hissi gibi, bazen de karnına doğru yayılan bir basınç hissi gibi tarif edebiliyor. Hmm. Aslında ne kadar önemli. Çok. Hayatımız sürekli evet, sürprizlere açık. Evet. Evet. Peki bunun hastalık olup olmadığını veya hastalık derecesine gelip gelmediğini nasıl anlayacağız? Bir defa hız çok önemli. Çarpıntı yakınmasıyla gelen kişilere... Yok, hızlı değildim. Yavaştım kaydırırken. Ya öyle değil. Ha, pardon, evet, pardon. Kalp hızı önemli. Kalp hızı. Bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. Kişinin kendi nabzına bakması. Radyal arter dediğimiz baş parmak izi aslında bu enfiye çukuru diye tabir edilen kısımda evet, aynı hizada iki parmağımızı koyduğumuz zaman kalp atışlarını hissetme şansımız oluyor. Bu genellikle insanların çok büyük kısmını rahatlıkla kendini test edebilecekleri bir durum. Kaç atması gerekiyor? Normalde 60 ila 100 atım arasında olması gerekiyor dakikada, kalp hızının istirahat sırasında. Yani merdiven çıktı geldi, hemen ölçmesini istemiyoruz. Hmm. Bir 10-15 dakikalık istirahat sonrası ölçmesini istiyoruz. Ama çarpıntı sırasında olduğu zaman hemen kişi elini nabzına atacak ve dakikada kaç atıyor buna bakacak. Hmm. Genelde kalbin normal hızlanmaları 180-200'ü geçmiyor. Özellikle 180-200'leri geçiyorsa kalp hızı, o zaman mutlaka altta yatan bir taşı aritmi dediğimiz kalbin hızlı çalıştığı ritim problemlerinin araştırılması gerekiyor.
Peki burada tedavilere geçecek olursak, ben hani benim bildiğim bir tansiyon hastası ömür boyu ilaç kullanıyor. Artık sen tansiyon hastasısın deniyor, ömür boyu ilaç kullanıyor. Veya bir şeker hastası ki şeker ameliyatı olabilecek bir kriterde değilse ömür boyu şekerine dikkat edecek ve şeker ilacı kullanacak. Ritim bozukluğunda da böyle mi? Hayır, aslında değil. Ritim bozukluğunda son 30-35 yılda çok ciddi ilerlemeler kaydedildi tedavilerinde. Biz bazen ilk başvuru, ilk atak diyor ki benim işte yaklaşık bir hafta önce kalp hızım 220'lere kadar çıktı. Çok heyecan hissettim. Hatta baş dönmem, göz kararmam oldu. Bir EKG'sini getirdi, dokümante edebildi. Uzun süren bir çarpıntı. Ve acil serviste EKG'sini çektirdi, getirdi karşımıza. Biz bu ritim bozukluğunun çoğu zaman EKG'den ne olduğunu tahmin edip hastaya şu şansı veriyoruz. Diyoruz ki sizin ömür boyu ilaç kullanmanıza gerek yok. Çok basit genel anestezi gerektirmeyen bir müdahale ile sizi ömür boyu bu çarpıntıdan kurtarabiliriz çoğu zaman diyebiliyoruz. Ama bazı durumlar var. Hala emekleme safhasında olan bazı ritim problemlerinin tedavileri var. Bunlarda başarı şansımız %80'ler civarında. Bu da iyi rakamlar aslında bunlarda. Bunlarda eğer etkin tedavi yapamadığımızda ilaçlardan yardım alabiliyoruz. Evet, ilaçlar peki fayda sağlamazsa yapabileceğimiz bir takım müdahale var mı? İlaçlar bu bahsettiğim çarpıntılarda genelde %20-30 civarında tamamen çarpıntıyı baskılama potansiyelleri var. %70-80 civarında ilaçlar sadece çarpıntı yükünü azaltabiliyor. Tamamen ortadan kaldıramayabiliyor. Bu tip durumlarda bahsettiğimiz iki tedavi var. Ablasyon, yani halk arasında bilinen ismiyle dağlama, kriyoablasyon, dondurma tedavisi. İkisinde mekanizmaları birbirine benziyor. Bir tanesinde dokuyu yaklaşık radyo frekans dalgalarıyla 60-65 dereceye kadar ısıtıyoruz. Diğerinde de sıvı nitrojenle -80 dereceye kadar soğutup o bölgeyi dondurarak çarpıntıya neden olan bölgenin canlılığını ortadan kaldırıyoruz. Ama bu asla kalbe zarar vermiyor. Evet. Ve kişi tamamen çarpıntısından kurtulabiliyor. Başarılı olduğumuz vakalarda da nüks oranları son derece düşük oluyor. Çoğu çarpıntı şeklinde, ama nüks olan çarpıntı formları da var tabii. Evet, peki bunu ben hep merak ediyorum. Şimdi eskiden bir kalp ameliyat yapan cerrah grubumuz vardı. Bir de kalbimizi işte EKG'yi okuyan, işte bazen kendisi, çok şanslıysa kendisi yapanı buluyoruz. Bir kardiyologumuz eko yapardı. Hani çok şanslıysak diyorum. Şimdi gün o kadar değişti ki, yani sistem. Ben şimdi kardiyologların yarı yarıya artık cerrahi işler yaptığını görüyorum. Evet, kardiyolojide çok fazla girişimsel işlem yapılıyor. Hem koroner arterlere müdahale ediyor. Evet, özellikle son 20 yılda. Türkiye'de de bu gelişmeler paralel seyrediyor. Çok da güzel. Hem koroner arter hastalıklarında, hem kapak hastalıklarına müdahalelerde, hem de ritim problemlerine müdahalede çok ciddi ilerlemeler var. Hatta şöyle söyleyeyim size, 2-3 yıl öncesine kadar sadece genetik yollarla çözülebilir diye düşündüğümüz bazı ritim problemlerini artık ablasyonla tamamen ortadan kaldırmak mümkün. Buna örneğin 5 yıl önce ben duysam inanmazdım. Değil mi? Evet. Kim bilir 5 yıl sonra neler olacak. Ve bunu anjiyoyla yapıyorlar. Yani değil anjiyo mi? Anjiyo benzeri yöntemle. Tam anjiyo değil. Evet. Anjiyografi genelde koroner anjiyografi atar damarlardan yapılır. Çoğu zaman biz ritim hastalıklarındaki tanısal ve ilk girişimsel işlemlere bacaktan toplar damarlardan girerek yapıyoruz. Çoğu zaman da hastamızı uyutmuyoruz. Lokal anesteziyle aynı kalça kasından antibiyotik yapar gibi kasık bölgesini uyuşturuyoruz. Hastamızı genelde uyanık tutmayı tercih ediyoruz. Çünkü çarpıntısını oluşturup çarpıntısını da sorgulama şansımız oluyor o esnada. Çünkü ağır sedasyonda uyuturken hastalarımızı o gün çarpıntı çıkmayabiliyor. Seansı ertelememiz gerekebiliyor. Hele ki ayıkken iyice çarpıntı olur o sırada. Evet. Şey bana çok garip gelmişti. Yani kalp kapakçı ameliyatlarında geldiğiniz nokta. Bir arkadaşım boydan boya kesilip kaburgası kırılmak suretiyle bir kalp ameliyatı olmuştu. Ama daha sonra annemin mesela dediğiniz gibi kalçadan girip olmuştu. Yani inanamamıştım ikisinin, yani senin aslında omurilik ameliyatların gibi bir şey. Çok garip gelmişti bana. Çok haksızlık geldi yani öbür türlüsü. Kaburgayı kır, boydan boya kes, kalbi ameliyat. Halbuki buradan da küçücük bir delikten tık diye kalbi ameliyat et. Nasıl buraya gelebiliyor mesele? Çok ilgimi çekiyor benim. Çok çalışarak tabii. Evet. Bir de teknolojiyi yakından takip edip ona tıbbı uygulamak. İşte bu son yıllarda yapılan en güzel şey. Bizde bilgisayar mühendisleri çalışıyor artık. Yani. Evet. Bizim tıp alanında bilgisayar mühendisi, siz de aynı şekilde. Çok enteresan. Elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi. Elektrofizyoloji teknisyenleriyle beraber çalışıyoruz. Evet. Bazen daha ciddi ritim problemlerinde kalbin bir maketini 3 boyutlu haritasını çıkartıyoruz.
bilgisayar ortamında bazı programları kullanarak ve kalbi adeta elimizin içinde çeviriyoruz. Buna niye gereksinim var? Bazı ritim problemleri noktasal ve otomatizma kazanıp ortaya çıkan ritim problemleri 1 milim yanında müdahale ettiğinizde ıskalayabiliyorsunuz, başarısız olabiliyorsunuz. Bazen enerjiyi nereye verdiğinizi hatırlamanız gerekiyor. Bunun için de rezolüsyon, yani çözünürlüğü 1 milime kadar incelmiş olan, ayrıntıyı bu kadar arttırmış olan programlama yöntemleri var. Genelde elektromanyetik olarak hastaya yol gönderdiğimiz kateterlerin takibine yönelik. Aynı bir GPS düşünün. Bizi nasıl takip ediyor her yerde? Bize gönderdiğimiz kateterlerle bu kateterlerin hastanın neresinde olduğunu tayin ediyoruz. Ve uzaysal olarak hastanın hem kalbinin yerini tayin ediyoruz hem de çarpıntının bulunduğu odağı tayin Peki ediyoruz. Peki şimdi size geliyoruz. Tamam, size geldikten sonra bir tedavisi var, yöntemler var, bir sürü var oğlu var yani. Her gün çoğalıyor. Şükür, bu hakikaten şükür ve teşekkür etmemiz evet gereken yani bir detay evet, ama. Hepimiz. Yani buraya gelene kadar kimseye aşık olma, heyecanlanma, işte korkma diyemezsin kalp çarpıntısında. Ne yapması gerekiyor bir insanın kalbine iyi bakması için? Yapmamız gereken şeyler var mı yani? Son yıllarda o konu hakkında da koruyucu ve önleyici tedaviler hakkında da yeni şeyler öğreniyoruz. Aslında hı hı. Teknoloji daha heyecanlı, tedavi etmesi falan hemen işin mutfağına tabii girmesi daha tabii heyecanlı gibi görünüyor. Ama özellikle biliyoruz ki aşırı kilo, çok fazla alkol tüketimi. Zaten. Evet. Hiç alkol sağlığa daha iyi olur zararlı. Özellikle ritim hastalıklarının tetiklemesi bakımından önemli. Yani her şeyin kararı. Bence de. Daha iyi bir yönetim. Yani antrenmanın da uzman eşliğinde ve yapılması gerektiği mutlaka dozda yapılması. Evet. Fazlası da zararlı. Evet. Yani şöyle diyoruz biz. Aşırı squash yapmak, triatlon yapmak çok uzun yıllar önce. O zaman Antalya'dasın Muhtancığım, oraya bir triatlon yapılırken bir leva alsana. Kardiyoloji Derneği ve kardiyolog olarak siz 40 yaşın üstünde bunları önermiyoruz diye. Ya hiçbir zaman insanların hayat tarzını kısıtlama gibi yaklaşımımız yok. Zaten ritim hastalıklarını bizim amacımız insanların hayat konforunu arttırmak, beraberinde de ömrünü uzatmak. Aşırı yapıldığı takdirde zarar veriyor. Yoksa spor çok keyifli bir şey. Evet. Evet. Ama insanın kendini dinlemesi ve kendine iyi gelip gelmediğini tahlil etmesi, orada da bir noktada dur demeyebilmesi. Bir evet noktada da evet dur demeyebilmesi. Evet. Çok evet teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Demedim sana çok güzel bir sohbet olacak. Evet evet, biraz bana soru sordurdun ama bu çok bence iyi bir gelişme bence bugün. Yani bugün beni konuşturmuyor çünkü kendisi. Devam ne yapalım ediyoruz. Devam edelim mi? Ediyormuşuz.